Şimdi itiraf ediyorum psikolojinin en sıkıcı konusuna geldik. Aslında sıkıcı değildir ama öğrenciler sıkılır sebebi de şudur. Şimdi birazdan göreceksiniz bütün ekollerin Türkçe isimlerinin yanında yabancı isimleri var ve ÖSYM nedense soru sorarken genelde bu isimleri kullanmayı tercih ediyor. Biraz ezbere dayalı. Size tavsiyem şu olur. Sınava yakın zamanlarda bu isimleri tekrar etmenizde fayda var. E, çünkü evet ezbere dayalı bir konu. Şimdi önce şuradan başlayalım. Bu yaklaşımlar, ekoller nasıl ortaya çıkmışlar? Şimdi psikolojinin öncelikle ayrı bir bilim dalı olarak ortaya çıkması 1879 yılında Wundt'un Almanya'da ilk psikoloji laboratuvarını kurmasıyla gerçekleşiyor. Ve ilk deneyler burada yapılıyorlar. Fakat sonrasında Avrupa'da ve Amerika'da birçok laboratuvar açılıyor ve bundan sonra ekol halinde bir sürü psikoloji akımı ortaya çıkıyor. Psikoloji genç bir bilim olduğu için ve insan davranışı gibi son derece karmaşık bir konuyu incelediği için uzun bir geçmişe sahip diğer bilimlerin ulaştığı kesinliğe hala ulaşabilmiş değildir. Bu nedenle aslında farklı yaklaşımlar vardır. Psikoloji biliminin en önemli sorusunun ne olduğunu sormak istesek her ekolün vereceği yanıt birbirinden farklı olacak. Genellikle de ekoller tek yanlı görüşler ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ekoller yavaş yavaş önemini kaybediyor ve görüşler birbirine yaklaşıyorlar. Şimdi biz bu ekolleri tek tek inceleyelim neler var. Birincisi Yapısalcılık ya da struktüralizm. Az önce de söylediğim gibi mesela bir soruda karşınıza direkt olarak struktüralizm diye sorabilir ÖSYM. Dolayısıyla siz bunun yapısalcılık olduğunu bilmek durumundasınız. Temsilcisi aynı zamanda psikolojinin de kurucusu olarak kabul edilen Wundt. Yapısalcılığın amacı insan davranışlarının nedenlerini bilimsel ortamda araştırmaya tabi tutmak. Yani insan davranışlarının laboratuvarda incelenebilecek bir takım ee, olgular olduğunu düşünüyorlar. Karmaşık zihinsel yaşantıların yapısını incelemeye çalışıyorlar. Buradaki aslında anahtar yapısalcılıkla ilgili yapı kelimesidir. Zihnin yapısını incelemeye çalışıyorlar. Kimya bilimine örnek alıyorlar kendilerine ve diyorlar ki nasıl ki birleşik maddelerin aslında yalın atomlardan oluştuğu çözümlenebiliyorsa kimyada bilincin de yapısal olarak çözümlenebilmesiyle pisişik olaylar ya da karmaşık olaylar anlaşılır hale gelebilirler. İçe bakış yöntemini kullanıyorlar ve şu anda asla yapısalcılığın psikoloji alanında herhangi bir geçerliliği yok. İkincisi işlevselcilik ya da fonksiyonalizm. Zaten fonksiyonun işlev demek olduğunu bilirsiniz. Dolayısıyla burada yanılmazsınız diye düşünüyorum. William James ve John Dewey İşlevselciliğin temsilcileri. Bunlar yapısalcılığa karşı olarak ortaya çıkıyorlar ve bilincin ne olduğunu bilmekten çok ne için olduğunu bilmek gerekir diyorlar. Yani bilincin işlevini anlamaktan bahsediyorlar. Yine burada da anahtar kavramımız işlevdir ve onlara göre davranış çevreye bir uyum sürecidir. Bunlar eyleme ve faydacılığa yönelik bir yaklaşım sergiliyorlar ve kullandıkları yöntem içe bakış ve gözlem. Üçüncüsü Davranışçılık ya da behaviorizm. Burada Pavlov, öğrenme psikolojisinde göreceğiz. Pavlov genellikle hayvanlarla ilgili deneylerle ön plana çıkmış bir psikolog. Ya da Watson, zihinde olup biten düşünce ve duygularla hiç ilgilenmemişler. Sadece bireyin gözlemlenebilen davranışlarına odaklanmışlar. Davranışçılığın anahtar kavramı gözlemlenebilen davranışlar olacak. Ve demişler ki psikoloji bir bilim olmak istiyorsa bilinç, ruh zihin gibi soyut kavramları incelememeli. Sadece ve sadece gözlenebilir ve ölçülebilir davranışları objektif ve bilimsel yöntemlerle incelemeli. Dolayısıyla iç gözlemi tamamen reddediyorlar, bunu bilimsel bulmuyorlar ve bunlara aynı zamanda uyarıcı tepki psikologları da deniyor. İçe bakış duygu gibi deneyin kendisinden başka kimsenin gözlemesine olanak vermeyen bir olguyu içerdiğinden öznel olduğunu söylüyorlar ve organizma ve çevre ilişkilerinin ya da uyarıcı ve tepki ilişkisinin insanda ve hayvanda aynı olduğu kanısındalar. Bunu Pavlov'un öğrenme psikolojisinde göreceğiz. Hayvan deneylerinde zaten açıkça ortaya koyuyorlar. Bütüncül yaklaşım ya da Gestalt ekolü temsilcileri Wertheimer, Kofka ve Köhler. Bu psikoloji yaklaşımına göre insan uyarıcıları bir bütün olarak algılar. Davranışta da bir bütündür ve asla parçalara ayrılamaz. Bütün için doğru olan şey parça için doğrudur ama parça için doğru olan şey bütün için her zaman doğru olmayabilir. Parça ancak bir bütünün içinde anlam kazanır ve kullandıkları yöntem içe bakış, gözlem ve deneydir. Müzik